Yahudiler var, Hristiyanlar var, paganlar var. Onlarla birlikte bir ortak bir anlaşma. Kur'an'da birçok ayet var bununla ilgili. Ben hadislere, hadislere bakmıyorum. Ama tarihe de bakabilirsin. Genel şeyle bundan bahseder. Ve orada gelişen üç tane savaşın hepsi Medine'nin etrafındadır. Savaş müdafaa savaşıdır. Kur'an'da hiçbir vakit başka ülkeleri işgal etmek için, fethetmek için, fetih. Onu da tarif ediyorlar. Kur'an'daki fetih barışa açılmadır. Mekke'ye Müslümanlar kendi ana vatan, ana kentlerini diyelim, doğdukları kente barış içinde döndüler. Ve döndükleri vakitte kendilerine yıllarca saldıran birçok arkadaşlarını, akrabalarını katleden oradaki şeyleri de affettiler. Öyle intikam peşine düşmediler. Kılıçla fethetmediler. Kılıçla fetih diye bir olay yok. O sultanların tarifatıdır. Kendi egolarını tatmin etmek için başka ülkeleri işgal etmek, o insanları devşirmek, köleştirmek, vergiye bağlamak falan, bunun İslam ile alakası yok. İslam barıştır. Bütün insanların barış olması. İslam ile iman arasında da fark var. Sünniler bunu karıştırdıkları gibi, Sünni ateistler de aynı. Halbuki iman kişiyle Allah arasında olan bir şey, teolojik ve felsefi bir olay. Kimseye dayatılamaz. Özgür olması lazım ama İslam yerleşmesi lazım. Dünyada tek din, tek sistem olması lazım. İslam ne demek? Barış sistemi, barışçılık. Bir ateist, bir Müslüman, bir mümin diyelim, bir Hindu, bir falan eşit olacak, adil olacak. Kimse inancından dolayı zulmedilmeyecek. Farklı bir şekilde davranılmayacak. İnsanlar adalet içerisinde, barış içinde yaşayacaklar. Budur İslam. Neyse, bundan dolayı sorguluyor. Ondan sonra işte cenaze namazına şey etmemişler, bunlar katılmamışlar falan. Ya güzel kardeşim, bütün o saldırılara sadece Mekke, çevredeki diğer zalim, köleci, kadın düşmanı, ırkçı, kabileci, savaşçı, Arap ırkçısı, bunların saldırılarına değil, aynı zamanda Bizans İmparatorluğu da şey diyor, bak bak, daha Muhammed hayattayken Bizans, Mute'de birçok düzinelerce, hatta şeye göre 70, kitaplara göre 70 tane Müslümanı katlediyor, katliam yapıyor. Masada katliamı da yapmış Bizans, Yahudileri katletmiş, 600 ve 800 Yahudi. Masada katliamını, 70. yılda işlenen Masada katliamının aynısını bütün detaylarıyla 145 yıl sonra Muhammed'e iftira ediyorlar, alçaklar. Beni Kureyza katliamı diye. Halbuki Muhammed kesinlikle yapamaz, yapmadı. Muhammed peygamberin böyle yapması mümkün değil. Çünkü Kur'an'la çelişir, Kur'an'a esirler öldürülemez, hatta yargılanamazlar. Savaş hukuku var. Kur'an'da müthiş bir savaş hukuku var. Savaş barış hukuku var. Yani savaş hukuku derken böyle saldıramazsın, öldüremezsin hemen. Onlar ancak sana saldırırsa saldırsın ve onlar durursa azgınlık yapamazsın Kur'an'a göre. Barışı gerçekleştirirsin. Ve esir aldığın vakit de Kur'an'a göre o esirleri öldüremezsin. Dokunamazsın. Sadece onları tutarsın, savaş sonrası sal diyor. Veyahut da savaş içerisinde de mübadele yap. O kadar. Esirleri yargılamak, idam etmek, boyunlarını kesmek diye bir şey yok. Ama bu Beni Kureyza iftirasını yapmışlar. Bu adam bunu da yutmuştur mutlaka. Ne biçim İslam? Böyle 600 veya 800 kişi şey edebilir misin? Kesebilir misin? Kesmek barbarlık değil mi? Doğrudur, barbarlıktır. Ama Muhammed yapmadı. 145 yıl sonra İbni İshak kitabında ilk kez bunu anlatıyor. Bu olay göğe olduğundan 145 sene sonra. Ama bir bakıyoruz, inceliyoruz. Hatta bu konuyla ilgili bir makale var. 19.org sitesinde. İngilizce olması lazım. Aynı Beni Kureyza ile Masada aynısının tıpkısı. Masada katliamı milattan sonra 70. yılda Romalılar Yahudilere karşı bir katliam yapıyorlar. Ve sayı ihtilafları 600-800, orada da aynı. Hatta liderleri öldürülmeden önce bir konuşma yapılmasına izin veriyor. Masada katliamında da aynı, burada da. Yani Yahudiler, bunu uyduran büyük bir ihtimalle Yahudi, Müslümanlardan öcü açmak için veya da Muhammed'i kötülemek için ne yapıyor? Masada katliamını aynen kopya ediyor. Beyinsiz aynı. Hani biraz değiştirme de yapmıyor. Aynısını işte Muhammed diye, Roma'yı Muhammed yapıyor falan filan. Bunlar da hemen üzerine atlarlar. Şimdi niye